2023 seçimlerinde şimdi iki tane blok var. Bir Cumhuriyet blok, bir de milliyetçi bir blok. Millet bloku diyorlar. İkisine baktığımızda ötekilerine dair söylenen hiçbir söz yoktur. Yani Kürtlere, ne Alevilere, ne LGBT artılara, tüm ötekilerine dair söylenen hiçbir şey yoktur. Sadece biz diğerinden daha iyi yönetiriz mantığı var. Aleviler bunu yakından takip ediyor. Kendilerini içinde görmediği bir yerde olacaklarını zannetmiyorum. Bir de üçüncü bir yol var. Tüm ezilenlerin, ötekilerin, mazlumların yer aldığı, sol sosyalist yurtseverlerin yer aldığı bir blok. Aleviler herhalde bundan doğru bir tercih yapacaklar. Çünkü Aleviler hep mazlumdan, ezilenden, mağdurdan yana olmuştur. Gerçek anlamda kendilerini ifade eden, kendi taleplerini programına koyan bir partinin, bir bloğun yanında olacaklardır. Görünen odur yani, biz birebir sohbetlerimizde, gördüklerimizde insanlar biraz daha samimi buluyorlar. Çünkü diğerinin birbirinden farkı yok. Tüm açıklamalarına baktık, seçim bildirgelerine bakıyoruz, yakından takip ediyoruz. Bir fark yoktur yani, sadece seçim döneminde söylenen sözler, o da altı doldurulmayan, günübirlik söylenen politik söylemlerdir. Evet, tüm beyanımı biz baktık, işte tüm ezilenler, sadece Aleviler değil, kendini ifade edemeyen ezilenler o blokta olacaklar. Biz de Demokratik Aleviler Dernekleri olarak zaten bir HDK bileşeniyiz. Hani biz zaten o mevzinin içindeyiz, tüm yok sayılan ezilenlerin yanındayız. İster istemez biz de ifade ediyorduk ki tüm metinler, o ifade ettikleri tutum. Öncesinde de bir 11 maddelik bir tutum açıklamışlardı. Kendimizi orada görüyoruz biz. Tabii ki Aleviler ayrı örgütlenmesi gerekiyor. Yani Aleviler bir çatı altında olması gerekiyor. Şimdi biz bölünmüşüz. Bir tarafta işte biliyorsun CHP faktörü var, bir tarafta AKP faktörü var. Hani az olsa da var yani bunlar. Bir tarafta İYİ Parti faktörü var. Yani bunların tek çatı altında birleşmesi gerekiyor. Artık bizim yani şeyimiz, tahammülümüz sona kalmadı. Biz yani işte HDP, sonuçta HDP'nin çatısı altında bir tane Yeşil Sol Parti var. Hepimiz sol partiye altında birikmeliyiz ve yani gereken iktidara, işte biliyorsun Cemev Cümbüşev'dir, bilmem şu bu bize hakaretler yazdıran bir iktidar var karşımızda. Ona karşı biz de şey yapmalıyız. Yani örgütlenmeliyiz, ona gerekirse 14'ünde ders vermeliyiz. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Aleviler için kaçınılmaz bir zamandır. Zaman artık gelmiş geçiyor.